sallallahu seyyidina Muhammed sallu ala tabibi kulübine Muhammed sallu ala şefi zünubine Muhammed Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed'in el beşiril el mübeşiril lil müminine bümme galillahil azim innallâhe la yudîr ecrel müminin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed'in beşiril mübeşiril zâkirine bümme galillahil azim ve eskürûne eskürküm. Üskürullah zikran kesira fesebbü bükreti ve asila hüvelle yüselle aleyküm ve melaiketi liyuhricikim minel zulümat ve nur ve kâne bil müminine rahima tahiyyatüm yevme yelgânehu selâmine eddelehüm ecren kerîmâ. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin beşirin mübeşirin amiline bimâ gâllallâhu l-azîm inni la yudîye amela amelim minküm min zekerin ev ünsa ve bimâ gâllallâhu l-azîm men amela sâliyen min zekeril ev ünsa ve müminin fe yulâke yetulûl cennete yürzegûne fîhâ bi gaybe hesab. Allah-u Teala uzaktan yakından teşrif eden şu kıymetli kardeşlerimize iki cihan saadeti nasibi müesser eylesin. Bugünkü sohbetimiz tasavvuf-u hayatın usul ve ibadetlerin hikmet ve şeriat delilleri yeni bir kitap hazırlanacak. Bugünkü sohbet dünya ve ahireti bilmek sufiliğin yoludur. Dünya ve ahireti bilmek sufiliğin yoludur. Bu kitabın 18. haftasındayız. Dünya ve ahireti bilmek sufiliğin yoludur. Birinci haftadayız. Kıymetli sufiler, bugünkü sohbet beni çok düşündürdü. Şu hayat her birimizin malumu olduğu üzere geçici bir dünya hayatı. Hepimiz yolcuyuz. Öleceğimizi biliyoruz. Nice ölülerin peşinden gittik. Kabristan ziyaretleri yaptık. Hastalığı ziyaret ettik. Ölünün verdiği hasret, ölünün verdiği dostluk, ölünün ayrılmasının acısını tattık. Hastanelere gittik, kanser dedik, ülser dedik, çeşitli ölüm mahalleriyle karşılaştık. Gördüğümüz manzara şu, ölümün kendisinden korkulmuyor, hastalığın ölüme götüreceğinden korkuluyor. Annemizi kaybettik, sevdiklerimizi kaybettik, çocuklarımızı, akrabalarımızı gömdük, döndük, kendi ölümümüzü bir Allah'ın günü düşünmedik. Bu kadar kimse vefat ediyor, bu kadar dostlarımız, sevdiklerimiz veda ediyor. Yahu biz de hakikaten veda edecek miyiz? Biz de bu ölümün içerisine girecek miyiz? Şu sarılan kefen, şu muhterem hocalar tarafından cesetleri sarılıyor. Cidden, cidden
bize de sarılacak mı? Bunu hiç duymadık. Ben 70 küsur yaşındayım. 2 gündür duyduğum bu acıyı 70 senede duymadım. Her ölen akrabamızın ziyaretine gitmiş gibi, her ölen bir yakınız dostumuzun ziyaretine gitmiş gibi bize hakikaten ölümün acısını bize tattırmadı. Yakınlara ulaştı. Çocuklar babasına gözyaşı döktü. Çocuklar analarının ayrılışına gözyaşı döktü. Ve fakat kimse dönüp de kendi cesedi için gözyaşı döken görmedim. Ben cidden ölecek miyim? Ve bu ölümün bu ölümün hallerini hakikaten yaşayacak mıyım? Acaba bu dünya bitmiş bir hayatın sonu mudur? Yoksa ahiretin kapısı mıdır? Şu kabir dediğimiz alem nedir? Bir gün misafir kalsaydık yakın akrabalarımızın yanında, kabirde tek kalmanın üzüntüsü dahi insana acı verirdi. Kabrinin içindeki hal değil, kabrinin içinde yalnız kaldım, karanlık bir toprak, kimsesiz bir yer, o üzüntü acı verirdi. Ama bir gün bu yalnız kalacağım kabir benim vatanım olacak mı? Ben de cidden bu kabre gömülecek miyim? Bir gün bu elemi, acıyı ben tatmadım. Zannetmiyorum sizler de hazin bir elem ile, şiddetli bir ızdırap ile tatmış olasınız. Bunu hissedemiyorum. Şu halde biz ölüme inanıyoruz. Ama ayın ötesinde, yıldızların gerisinde, güneşin üstünde bize ulaşmayacak bir hadise gibi tahayyül ediyoruz. Ben cidden 2-3 gündür bunun acısını anlamaya, tatmaya çalıştım. Bir iğneyi elime batırsam acısını duydum. Şu veya bu tarzda elim sıcak bir ateşe değse kaza ile yanmanın acısını duydum. Ama inanın, ölümün bir gün acısını duymadım. Kanaatim gelmiyor, siz de duymuş olasınız. Halbuki muhteremler, bu yolu hepimizin yolu. Bu bir ülke değişikliği değil, bir hayat tarzı, hayatın değişikliği. Bir insan bilmediği bir beldeye gitse, dil bilmiyor, ülke bilmiyor, istediği kadar para olsa, otellerde kalsa, tercümanı yoksa, bir gariplik hisseder, bir yalnızlık hisseder. Acaba bizim ölüm, garip bir ülkede, bir gezi kadar da mı hazin ve acı değil? Ben çok düşünüyorum bunu, 2-3 gündür. Düşünüyorum, vallahi ölümün acısını duymamışım. 70 ile 80 yaş arasındayım. Yemin ediyorum, ben ölümün acısını duymamışım. Ve bu kabir benim menzilim olduğuna, şu elimin kalemi tuttuğu gibi inanamamışım. İnkar ediyorum değil,
imanla tasdik ediyorum. Milyonlarca ölümle inanıyorum. Ama bu acıyı ben tatmıyorum. Delilim, tatsaydık hayatımız güllük gülistanlık olurdu. Bu acıyı duysaydık haram diye bir günah işlemezdik. Bu acıyı duysaydık insanları kırıp gücendirip türlü rezaile sokmazdık. Şu halde biz öleceğimize inanmıyoruz. İnanıyoruz. Ateşin beni yaktığı gibi yakın derecesinde hissetmiyoruz. Ben bu acıyı 2 gündür duymaya çalışıyorum. İşte bu garip yolculuğu milyonlarca dinledik, duyduk. Kitaplarla bir kere daha cidden ben de öleceğim diye dinlemeye çalışalım. Cidden ben de bu hayatı yaşayacağım. Cidden bu anlatılan vallahi benim kabrimde benim başıma gelecek. Bu ızdırabı duymaya çalışalım. Ben duyamadım. 80 yaşıma yaklaştım, duyamadım. Demek aldanmak içindeyim. Büyük bir yanılgı içindeyim. Bu hayat ebedi gibi geliyor. Haşa, ben Hızır Nebi değilim ki. Şurada 3 gün, 5 gün. Sizinki de 30 gün, 40 gün. Hadi bilemedin 300, 500 sene. Ama menzilimiz bir. Göçeceğimiz diyar bir. Azrail Aleyhisselam'ı görmeyen içimizde kimse kalmayacak. Bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bu acıyı hissediyorum. Dilim yetmiyor. Kelimeler ifade etmiyor. Kalın bir gaflet gömleği giymişim. İçerisinden kefen içerisindeki soğuk cesedimi hissedemiyorum. Elbisesiz bir ceset. Yemeksiz, lokmasız bir ceset. Sevdiklerinin bırakıp gittiği bir ceset. Dünyanın gündüzü var, gecesi var. Zahire göre kabirin gündüzü de yok. Halbuki hakikatta kabir yer cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem çukurlarından bir çukur. Keşke kabri bir hapishane gibi olsaydı. Keşke içinde esir gibi yaşasaydı. Bu acıyı duymuyoruz. Duysaydık zinakarlık yapmazdık. Duysaydık hırsızlığa tenezzül etmezdik. Duysaydık ana, baba, çocuk, akraba hakkını hakkıyla bilirdik. Vallahi duymadık. İçimizde duyduk diyen varsa ben kabul etmiyorum. Ateşin yaktığı gibi duymadık. Bir sigara verin. Elime değdireyim, onun acısını duyuyorum. Ama ölümün acısını bir sigara kadar dahi duymadık. Sigara ateşi kadar hissetmedik. Onun için çocuklarımız perişan. Onun için aile hayatımız zindan. Onun için hayatımız teselli bulmaz, gözyaşlı, üzüntülü, çaresiz bir derde giriftar olmuş. Ama ayaktakiler lütfen otursun. Şunları oturt lütfen. Oturduğumda otur. Ben elem gözyaşı döküyorum, o geziyor. Acaba ben bugün size kabir halinden bir çorba içimi bir tat tattırabilecek miyim, onu düşünüyorum. Allah.
bir çorba içecek kadar kabirde kalabilecek miyiz? Cidden bu kabir benim de mi kabrim diyebilecek miyiz? Bunu kara kara düşünüyorum. Nice sevdiklerimizi gördük, gül oynaya döndük, demek o kabir benim kabrim değil. Yani o gömdüğüm arkadaşın kabrinin acısını duyamadım. Mevlid dedik, ölü kandili dedik, şerbet içtik, şeker dağıttık, mevlid okuduk, Kur'an okuduk. Allah. Vallahi bir gün öleceğimize bir ihlas okumadık. Bu da benim kabrime demedik. Bu da benim cesedim için demedik. İşte ben bununla iki gündür, üç gündür kimseye bir şey diyemedim. Ama hazin bir gözyaşı içimi kaplıyor. Cidden ölecek miyim? Düşündüm öleceğim. Bu gaflet niye? Bu ibadetsizlik niye? Bu günahkar hayat niye? Madem öleceğim niye melek gibi değilim? Madem öleceğim niçin insanlarla helallaşmıyorum? Madem öleceğim ve helalı haramı niye karıştırıyorum? Madem öleceğim faizi niye yiyorum? Madem öleceğim alkoldeki gözüm ne? Madem öleceğim zinakar bakışım ne? Madem öleceğim dilimdeki yalan, gıybet, çirkin söz neye? Demek ölmeyeceğim ben. Evet, siz de ölmeyeceksiniz. Vallahi Kur'an'ı mucizü beyan. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü nefsin zayikatul mevt. Yanılmıyorsam 3 defa bu ayet geçiyor. Bütün nefis taşıyanlar ölümü tadacak. Niye duymuyoruz? Evet. Evet, yolculuğumuza çıkalım. Ama başkasının mevlidine katılan ölü ziyaretçisi gibi değil. Başkasının cenazesinin peşinden yürüyen bir ahbap gibi değil. Varan gelin hep beraber bir an nefsimizi tapudun içinde hissedelim. Bu benim cesedim diyelim. Bunu ben diyemedim. Ben bu acıyı tadamadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum, Allah bir bilmiyorum. Bilmiyorum. Hazin bir üzüntü, bitmeyen bir elem, tükenmeyen bir hırs, eksilmeyen bir azgınlık, Allah'ı unutmuş çirkin bir ceset, mükevvenattan gafil bir insan, sarhoş gibi sanki, gözlerimiz bulanık, kalbimiz paslı, işimiz harap, akıbetimiz meçhul ve fakat her birimiz o yolculuğa gideceğiz inşallah. Gerçek aşık oldun ise cihan nakşın nendir senin? Dost aynasın baktın ise suret nakşı nedir senin? Hummane ile putane, hummane meyhane, af buyurun. Meyhane ile putane, mescit olmuş gerçek cane. Gel işini vermez yana, yalancılık nedir senin? Meyhane ve putane, mescit
olmuş gerçek cane, gel işin vermez yana, yalancılık nedir senin? Sen senliğin terkin kıl, gel o dinle gönül vergil, yele gör menzile ergil, kalan nedir senin? Ne kaldı ki geriye senin? Yiyip yedir gel fakire, yiyip yedir, otur, yiyip yedir gel fakire, eksilirse Allah vere, bir gün tenin yere gire, arta kalan nedir senin? Bir gün tenin cesedin yere gire, toprağa gire, arta kalan nedir senin? Gör göç yolundan kamusun, terk et bu dünya kaybusun, kogül bu dünya sevgisin, aşık olan nedir senin? Bu göç yolundan dünya hayatının kaygısını terk et, bu dünya sevgisini aşk olarak bırak. Nedir senin? Gel gidelim dosttan yana, nedir cevabın şun bana? Gel dosta gidelim, gel gidelim dosttan yana, nedir cevabın şun bana? Ne seversin bu dünyayı, söyle cihan nedir senin? Yunus ol aşk bendesinden, katı iksir olmuş gibi, bir hut iken erdin hakka, ayrık olmak nedir senin? Mana eri bu yolda, melul olası değil, mana duyan gönüller, hergiz olası değil, ten fanidir can ölmez, çün gitti geri gelmez, ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil, ten fanidir can ölmez, çün gitti geri gelmez, ölürse ceset ölür, canlar ölesi değil. Sakın gel yarın gönül, sırçadır kırılmasın, sırça kırıldıktan sonra bütün olası değil. Şol Hızır İlyas ile abı hayat içtiler, bu birkaç yıl içinde bunlar ölesi değil. Hızır Aleyhisselam'ın hayatı 120 senede bir yenilenir. Şeytan Melul'un hayatı 20 senede bir yenilenir. Yeni okudum. Hızır Aleyhisselam'ın hayatı 120 senede bir yenilenir. Ama bir gün yenilenmeyecek. İblisin hayatı 20 senede bir yenilenir. Anlam bir gün onunki de yenilenmeyecek. Çeşmelerde bardağın doldurmadan kur isen, bir arada durur isen kendi dolası değil. Çeşmelerde bardağın doldurmadan kur isen, bir anda durur ise kendi dolası değil. Yarattı hak dünyayı, peygamberler dostluğuna, dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Yarattı hak dünyayı, peygamber dostluğuna, dünyaya gelen gider, baki kalası değil.
Can teninle yar iken, can teninle yar iken, Hakk'a kıl kulluk ede gör. Canın cesedindeyken, Allah'a kulluk ede gör. Can tenden ayrılacak, kulluk edesi değil. Can tenden ayrılacak, kulluk edesi değil. Yunus gözün görürken, gönlünün hazırlığına bak. Çün gelmediği anda varan, geri gelesi değil. Yunus gözün görürken, gönlünün hazırlığını ikmal etmeye bak. Manası böyle. Çün gelmedi anda varan, kabre varanlar bir daha gelmedi, geri gelesi değil. Muradıma, maksuduma ermezsem, hayıf bana, yazık bana, vah bana. Kadir Mevlam cemalini görmezsem, hayıf bana, yazık bana, vah bana. Daima isyandır hep benim işim, nice olur kabirde ol garip başım. Daima isyandır hep benim işim, nice olur kabirde ol garip başım. Duadan unutmam eşim yoldaşım, hayıf bana, yazık bana, vah bana. Asi kulum defterine bak derse, asi kulum defterine bak derse, yüzün karaları gör ne çok derse, yerim göğüm arasından çık derse, hayıf bana, yazık bana, vah bana. Okumayıp defterimi şaşırsam, mahşer yerinde derde düşersem, mümin kullarından gayrı düşersem, hayıf bana, yazık bana, vah bana. Derviş Yunus Arasat'a varırsam, yüzüm karıların anda görürsem, defterimi sol elime alırsam, hayıf bana, yazık bana, vah bana. Gel gönül cevap ver bana, bulduğuna akmak neden? Bunca öğüt verdim sana, yine yoldan çıkmak neden? Gel gönül cevap ver bana, bulduğuna akmak neden? Bunca öğüt verdim sana, yine yoldan çıkmak neden? Sen niçin öğüt almazsın? Tövbe edip yola gelmezsin. Dünyada baki kalmazsın. Ya dünyaya bakmak neden? Dünyada baki kalmazsın. Ya dünyaya bakmak neden? Mevla ettikçe ihsanı, sen artırırsın nisyanı, kendin edersin isyanı, el başına kalkmak neden? Allah sana nice ihsanlar eder, sen hep bu nimetleri unutursun, kendin isyan edersin, eşe, dosta, karıya, kıza, komşuya kalkmak neden? Onlara iftira etmek neden? Yüz suyunu yere döküp, gözünü dünyaya dikip, nefsin arzusuna uyup,
ruh sancağı çakmak neden? Hak davet eder kulunu, sen gözlemezsin yolunu. Unutup cennet gününü, dünya günün kokmak neden? Allah seni hayırlara davet eder, sen Hakk'ın yolunu görmezsin. Önünde cennet var, yolunu şaşırır, dünya gününü kokmak neden? Hiç tövbe var mı suçuna? Hani azık göçüne? Hani azık göçüne? Dünya efkarın içine cemedüben sokmak neden? Senin hiçbir suçuna tövbe yok ki. Ahiret için bir azık da hazırlamıyorsun. Dünyanın efkarına girmesin. Devamlı toplayıp, dünyayı toplayıp bir araya sokmak neden? Ev, dam, tarla, tokak bir araya toplayıp sokmak neden? Cehennem oduna canını yine kendin yakmak neden? Hiçbir kimse cehenneme ateş Allah getirmez. İlla cehennem ateşini herkes dünyada çirkin ameliyle kendi götürür. Bir yalan ateş götürür. Bir göz zinası bir ateş götürür. Sakla zelili dilini, döndür Mevla'ya yönünü. Tam o oduna canını, tam o cehennem. Cehennem oduna canını yine kendin yakmak neden? Neden kendine cehennem ateşi hazırlarsın? Nasıl bunu unutursun? Duayla bitirip sohbete başlayan. Buyruk senin, ferman senin. Dert ehline derman senin. Günahkarlara gufran senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem ihsan senin. Buyruk senin, ferman senin. Dert ehline derman senin. Günahkarlara gufran senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem ihsan senin. Sensin bizi icat eden, doğru yola irşad eden, ihsanını mutat eden. Ya Rabbena, ya Rabbena, fazl-ı kerem ihsan senin. Kullarına eyle nazar, gitsin gönüllerden keder, kalmıyor varlıktan eser. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem ihsan senin. Refet cemalinden nikâb, zahil yola ta kim hicab, ihsanın olsun bir hesap. Ya Rabbena, ya Rabbena, fazl-ı kerem ihsan senin. Ey vahidü ferdül ehad, ey kadir-i hayr-ı samet, ey vahid-i ferd-i ahad, ey kadir-i hayr-ı samet, ey hüdayi-ye medet, ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem ihsan senin. Yaşayış, hayatın içinde bulunmuş dünya iledir. Dünyanın gerçek yüzü nedir? Onu sevmeli, bütün varlığımıza bağlamalı mıyız?
Yoksa ondan her türlü bağlarımızı koparmalı mıyız? Hristiyanlık, Yahudilik dünyadan el etek çektirmez. İkisi de ebedi kalacak gibi sarılır. Ama İslam itidalli seçer. Dünyaya haçeti kadar, ahirete yeteri kadar çalışır. Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri dünyanın üç yönü bulunduğunu, bu konuşmamı sen bize ölümü hatırlatıyorsun da yoksa dünyayı terk mi edelim sorusunu sormayasınız diye dünya hayatının iç yüzünü kısa bir anlatmak ihtiyacı duydum. Sen bize ölüm mü diyorsun? Çoluk çocuk dünyayı bırakıp da mı gidelim? Ya bu dünya nedir? Dememeniz için kısaca dünyaya bir göz gezdiriyoruz. Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor, dünyanın üç veçhi var. Biri ahirete bakar. Yaşa, 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 akıbet gelir başa, kabir alemi ahiretin kapısıdır. Şu halde ölmek yokluk içine girmek değil, ahiret alemine dalmaktır. Kusuruma bakmayın, çok yeisliyim. Çok üzgünüm. Bu gafletimiz nedir? Dünyanın ikinci yüzü Allah'ın kudretine bakar. Mevcudatta sinekten semiye, kumdan kainata, dünyadan yıldızlara kadar her şey Hakk'ın güzül ismine bakar, sıfatlarına bakar. Kudret-i İlahiyenin bir ressamın tablosu gibi mevcudatı göstererek Allah'ı sevdirir. Dünyaya baktım, hayran oldum. Eser sahibi Allah'tır. Sanata bakma, saniye bak. Sanattan sanatı yaratana geç. Tablodan ressama geç. Şiirden şaire geç. Bu dünya cazibeli bir oyundur. Ama Halik'in bir nakşıdır. Gafil odur, oyalanır kalır. Aşık odur, seyreder geçer. Tıpkı trenle, otobüsle el sallayıp yolcularını geçiren gibi. Yoksa bu dünya baki değil, kalmak için değil, vallahi göçmek için yaratıldı. Görmek var, aldanmak yok. Görmek var, aldanmak yok. Tatmak var, kanmak yok. Kanmak, kanmak. Kanmak, doymak değil, aldanmanın kanmak. Kanmak söylesene. Doymak manasına. Doymak gibi. Değil, kanmak. Kanma, evet. Aldanma, inanma. Evet, aldanmamak, evet. Ha! Bak tabloya, bak eserin güzelliğine, mükellefiyete. Senin dünyan dahi bir gün ölümle mükelleftir. Bu dünyanın da bir eceli vardır. Seyret, kanma, aldanma. Dünyanın bir yönü bu. Her görülende bir nakış, her nakış eserde ilahi azametin bir nakkaşı, nakkaş var. İkinci yüzü bu. Dünyanın üçüncü yüzü keyif, hevasat,
fani yönü, lezzetler yönü, helalı harama katan, hiçi var eden, isyanı sevap zanneden ahmakların yönü. İşte bu dünya ile insanlar ahireti unutur. Nefsin gelip geçecek lezzetleri biter. Herkes kendi yaşını hesaplasın. Ne yediğinden ağzında bir lokma, ne eski giydiklerinden bir elbise yok. 10 sene önceki elbise nerede? 10 gün önce yattığın yatak nerede? 5 gün önce elini attığın kese nerede? Cüzdan nerede? Şu anda yok. Yok bir tablo, bir hayal, tatlı bir rüya. Neler yedik, tükendi gitti. Neler gördük, yaktı geçti. Nasıl yaşadık, bilmem kör etti. Ya Rabbena, ya Rabbena, fani dünyaya kandırma bizi. 3. dünya, ahmakların dünyası. Maksat zannedilen, mahbub zannedilen, sevgili zannedilen. Halbuki emanet, hani gençliğin güzel yüzü, hani ay gibi parlayan kızların tablo gibi yüzü, hani 20 yaşındaki dilberlerin saçının rüzgar salladığı hayatı, ağarmış saçlar, solmuş bedenler, buruşuk yüzler almış. Nerede? Nerede? Hani güvenip baktığın dünyanın mağazaları nerede? Mağazacı gitti, mağazalar bitti. Aldanan kendi yakasında hüsran ve hasretle kaldı. Onun için ayet-i celilede Allah-u Teala bilin ki, bilin ki Sure-i El-Hadid 20. ayet-i celile Rabbim buyuruyor mealen, bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme, daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu ayet her zaman okunur. Kur'an her zaman okunur. Ve lakin hocanın ahenkli sesi, kıraattaki özenişi, makam sevdası manayı örter. Güzel bir kadının başörtüsü kendini örttüğü gibi. Bu kadar Kur'an dinledim, okuyan hoca meal vermez. Yanık sesle feryat ettirir. Makamla ateş içinde yakar. Mana, mana yok. Mana yok. Bir ayeti dinleyin. Sure-i Hadid 20. ayet. Bilin ki, Rabbim bize buyuruyor. Bilin ki, buyur ya Rabbim. Dünya hayatı oyun. Oyalanma, oyalanma. İstasyonda beklerken treni oyalandım. Randevuya giderken oyalandım. Berberde sıra beklerken oyalandım. Varlığımızın hepsi bir oyalanma. Ama 60 sene oyalanma, ama 600 sene oyalanma. Oynama, lezzete kanma. Yazık değil mi? Dünya hayatı oyun, oyalanma, nakışla, dikişle, elbiseyle,
güzel işle oyalanma. Var deyin biraz da sen oyalan. Derdine derman arar da günahına ferman aramaz. Dertleriyle ebedi kalacak gibi şifa arar da kabrine bir bardak su götürmez. Oyalan beyim oyalan, anam babam da öyle kandılar. Bilin ki buyuruyor Rabbim, dünya hayatı oyun. Oyalanma, süslenme, süslenme, bunu moda diyorlar. Aranızda övünme. Üç evim, iki evim. Her damada bir evim. Oğlana dükkanda var, takside var. Oyalan babam, oyalan. Sevin babam, sevin. Daha çok mal, çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Aranızda övünme, çok mal, çok çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu yağmurun bitirdiği ekicinin de hoşuna gider bir bitkiye benzer. Yağmur yağdı, çiftçi ekinler bolaldı, bu ona benzer. Rabbim bir teşbih yapıyor. Sonra yağmur yağdı, sebzeler, ekinler yeşerdi, bahçıvanın yüzü güldü, köyler gitti. Bu aldanmadır. Rabbim buyuruyor, sonra ekicinin de hoşuna gider, yemyeşil, bol mahsul, sonra kurur, sapsarı olur, dökülüverir, sonra çöp çöp olur, saman olur. Ahiret çetin bir azap vardır. Ne kadar Rabbim teşbih yapmış. Sizin övündüğünüz dünya çiftçinin bahçıvanın tarlası gibidir. Bol yağmur, güzel mahsul. Sonra çerçöp, diken, saman, çetin bir azap vardır. Çetini ben söylemiyorum, ayet. Ahirette çetin bir azap vardır. Allah'ın hoşnutluğu bağışlaması vardır. Sen Allah'ı hoşnut et. Oyalanma, süslenme. Oğlum, seni istasyonda bekliyorum. Oyalanma, treni kaçırmayalım. Tıpkı Allah'ın hükmü bu nasihat gibidir. Abdim, oyalanma, süslenme. Ekinlerini sararır, çerçöp olur, pirinç tarlaları kurur, patlıcanlar bitmez, köyün eski cemaati şimdi televizyonlarla oyalanır, oynar, süslenir. İşte ayet okuyorum, Sûre-i Hadid 20. Allah'ın hoşnutluğu bağışlanması vardır. Onu seç. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir. Aldatıcı bir geçinme. Yedin vallahi bitti. Giydin eskidi. Gezdin tükendi. Ömür yele gitti. Sahibi ele gitti. Yazık değil mi? Başka bir ayet-i celilede Rabbim talim, ey insanlar, Allah'ın verdiği hiç şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvenerek
Gafur diye Allah dünya sizi aldatmasın. Sure-i El-Fatır 5. ayet. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Muhakkak bu çıkacak, hayal gelmesin. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek garur sizi aldatmasın. Garur maksat şeytandır. Uydurmuyorum, işte kitap. Ayet-i Celile'de geçen garurdan maksat şeytandır. Ey insanlar, Allah'ın verdiği şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvenerek şeytan sizi aldatmasın. Sonra tövbe ederseniz, sonra hayırlı işleri yaparsanız, sonra hacca gidersiniz. Garur sizi aldatmasın, şeytan sizi aldatmasın. Her iki ayette de garurdan maksat şeytandır. Garur, gurur sözünden neşet eder. Kalp bir şeye güvenirse, asılı unutursa gurur olur. Yazık değil mi, o insan mala güvenir, tükenir. Cana güvenir, ihtiyarlar, kol kanat sallanır. Bacaklar titrer, gözler dermansız, fersiz kalır. Koluna girerler, zor götürürler. Ah babam, dedem derler ama bir fayda vermez. Kalbinize, size gurur vermesin. Şu mallarla aldanmayın. Alim, mesela alim beni kurtaracaktır. İlmine güvenir. Bak. Alim, sakın sizi aldatmasın garur. Nefsinizin gururuna kapılmayın. Vallahi hakkın vaadi gerçektir. Alim ilmine güvenir. Akıllı aklına güvenir. İbadet ehli ibadetine güvenir. Günahkar Allah'ın yakasına yapışmayıp, müddet verip, bekleyişine güvenir. Mal sahibi malına güvenir. Hepsi gururdur. Ne yazık ki bu güvendiklerimizi bırakır gideriz. Şeytan buna benzer şeylerle sizi aldatmasın. Güvendiğiniz her şey fanidir. Siz Allah'a dayanın. Allah'a güvenin. Yine Allah-u Teala buyuruyor ayet-i celilede. Yoksa kötülük işleyen kimseler ölümlerinde, diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir mi tutacaklar? Ayet-i Celil'le, yoksa kötülük işleyen şu kişiler ölümlerinde, diriliklerinde İnanıp Allah'a hayırlı işler yapanlarla kendini bir mi tutacaklar? O kötülük işleyenler ne kötü hüküm veriyorlar? Ne kadar kötü hüküm veriyor? Nasıl aldanıyor? Nasıl kanıyorlar? Ayet-i Celil'le Hadis-i Kudsi'de amel işlemeden cenneti umman kişi ne kadar hayasızdır. İşte biz bu haldeyiz. Hadisi kutsi,
kelamı Allah'tan, kelamı Resulullah'tan, manası Allah'tan olursa hadisi kutsi. Mani Allah'tan, kelam Resulullah'tan, hadisi kutsi. Rabbimiz buyuruyor, amel işlemeden cennete uman kimse ne kadar hayasızdır, ne utanmazdır, ne arlanmazdır. Bana itaat etmek cimriliğine davranan kimse, rahmetimle nasıl ona cömert davranayım? O günahlarına dalıp dururken benim rahmetime güvenerek nasıl ben ona ben onu nasıl affedeyim, nasıl cömert davranayım? Dünyanın yüzünü gösteriyorum. Unuttu dünyayı demeyesiniz diye. Resul-i Kibriya alemlerin Habibi, dünyasını aşırı seven, ahirete zarar verir. Aynı şekilde ahiretini seven, dünyasına zarar verir. O halde, baki daimi olanı fani, geçici olana tercih ediniz. O halde, baki daimi olanı fani geçiciye tercih ediniz. Daimi ahiret, fani geçici dünya. O zaman ahiretinizi dünyaya tercih ediniz. Dünyanın geçici saltanatı, şaşa derdebesi, gönül kaptırması, fani zevk lezzetlerin peşinde koşması, meşhur bir hayat geçirmenin sayılamayacak kadar zararları vardır. Hiç günah işlemese, ibadet ve taattan geri kalışı ziyan olarak ona yetmez mi? Dünyaya daldı, hiç günah işlemedi. Çoluk çocuk herkesin hukukunu verdi. Ama Allah'ın hukuku kaldı. Hayır ve ibadet taat geri kaldı. Bu ziyan değil midir? Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam, kimin niyeti, düşüncesi ahiretse Allah onun iki yakasını bir araya getirir. Kimin düşüncesi ahiretse Allah onun yakasını, iki yakasını bir araya getirir. Gönlünü zengin eder. Dünyada onun ayağına gelir. Allah emretti dünyaya, sen bana kul olana köle ol. Kim sanır kul olursa onu köle yap. Kim bana itaat ederse dünyaya ferman etti Allah, sen ona köle ol. Kim sana köle olursa, seni severse, sen de onu kendine köle yap. Mümkün değil. Allah'a itaat edeni Rabbim dünyada zelil perişan etmez. Kim, hadis-i şerif, kimin niyeti, düşüncesi ahiretse Allah onun iki yakasını bir araya getirir. Gönlünü zengin eder, dünya ayağına gelir. Kimin niyet, düşüncesi dünya ise Allah onun işini dağıtır. Fakirliği iki gözün arasına yerleştirir. Yani fakir olursun, fakir olursun, iki gözünün arasına o endişe yerleştirir. Dünyada da Allah'ın kendisi için takdir ettiğinden başka da gelmez. Dünyası takdir edilenden fazla gelmez. Dünyayı maksat eden iki kaşının arasına yerleştirir. Ama ne kadar dünyayı murad etse,
takdir edenden fazlası da eline geçmez ki. Kazanılan dünya helalse hesabı var, haramsa azabı var. Kurtul kulüp, otur şuraya, şurada 5 dakika misafir etsen. Kolları indir. Misafirlikte ev sahibi izin vermeden kaçılmaz. Benim misafirimsiniz, size Allah'ın nimetlerini ikram ediyorum. Ya misafirlikte ev sahibi izin vermeden kaçınmaz. Size hakkın rızası gelecek, mağfireti gelecek, yakini gelecek, sevdiğimiz de sevmediğimiz çıkacak. Allah için izin verdiğim çıkmasın. Misafirimsiniz. Bu kürsü Allah Resulü'nün kürsüsü. Allah Resulü'nün nazarından kaçmayın. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Misafirsin, misafir gitmez, ev sahibinden izinsiz. Hızlı gideceğim, yolum çok uzun. Çok uzun olduğu için hızlı hızlı gideceğiz inşallah. Bu kadar kısa tariften sonra bitmedi. Dünyadan el etek çekmeli mi? Onun cevabını verelim. Şu misafire içir, şurup içir. Misafire içir. Tatlı şurup içirdik sana. Allah'ın rahmeti ayırır. Kim sabrederse Allah'ın şurubunu içer. Ballı şurup içirdim, Allah bir. Ballıydı, ben içmedim, onu içirdim. Misafir. Su içtim, ben de ne yapayım? Dünyadan el etek çekmeli mi? Dünyanın 3 değişik yönü bulunduğunu anlattım. Dünya ahiretin tarlası, Allah'ın yarattığı azametin tablosu gösterdiği için dünyanın temaşası, kudreti ilahiyenin nakışını gösterdiği için bu yüzü hoştu. Nefis ve şeytanla mücadeleden ibaret olan dünya, Hak Teala'ya dönen yüzüyle sevilmek ister. Bunun için bu yüzünü zühd, dünyaya, maddiyata menfaate değer vermeme, hırs göstermeme, açgözlü olmama, menfaat parası olmama, kalpten dünya sevgisini çıkarıp ilahi aşkı koyma, İslam'da zühdür. Dünyayı terk mi edelim? Hayır. Nimetini ye, meşru dairede gez, gayrı meşru daireye girme. Allah'ın nakışını seyret, nakkaşı bul, nakıştan nakkaşa geçerek ubudiyetin devamı ettir. Maddiyata, menfaata kanma. Doyamadığın dünyaya hırs bağlama. Açgözlü olma. Menfaat parası olma. Maddi ve menfaatlere soğuk bakma. Ama tuğlu emel, boş emellerle 3 günlük rızkına 300 günlük tedarik etme. Kutul kulüpte bir hukuk var. Bir insan
vefat edince mirasçılarına mal kalır. Mirasçılar bu malı Allah yolunda harcarlarsa sevapları mirasçıların kendisine yazılır. Mirasçılar baba ama dede kimden miras kaldıysa mirası günahlı yerde harcarlarsa günahı mirası bırakana yazılır. Ne gün günahı mirası bırakana yazılır? Çünkü sen malınla Allah'a isyan edecek kimseye yardım ettin. Bunun için günah sana gelir. Kurtul kuyup, bunu iyi dinleyin. Hocanız, hacınız kim varsa duysun. Vallahi hak söylüyorum. İkinci cilt, Kurtul kuyup, dört cilt. Bir insan öldü, mirası helaldir. Mirasçılar, bu malı hayırda şeriatın emrettiği yerde kullanırsa sevabı mirasçıların kendine yazılır. Ama bu mirasçılar bu malı haram yerde, rıza ilahi olmayan yerde harcarsa günahı mirası bırakana yazılır. Ya ben malı bıraktım, ne suçum var? Sen zalim kişinin zulmüne malla yardım ettin. Oğlum bunu, kızım bunu ye, keyf et dedin. Sen bırakmasaydın bu malı yemezdi. Günah mirası bırakana kalır. Malı nasıl kazandın hesabı ayrı. Onun hesabını Allah ayrı soracak. İşte sizin haliniz bu. Mulla Şakir binbaşıyı Malazgirt'te rızık konuşurdu. Mulla Şakir hem alim hem Risale-i Nur talebesi. İnsanın ezelde takdir ettiği rızıktan fazlası geçmez dedi. İnsanın ezelde takdir edilen rızkını bulur, ondan fazla eline geçmez. Yiyip içemez. Ben dedim hocam, o zaman biz neye çalışıyoruz? Niye koşup duruyoruz? Gece gündüz demiyoruz. Dedi efendim, senin koşup durman rızkını artırmaz. Boğazından geçecek miktar değişmez. Senin koşup çalıştığın durum mirasçı malını artırır. Mirasçı malını artırır. Bir ev bırakacaksan üç ev olur. Dört kızın varsa dört ev olur. Oğlan da Osman'sa taksiler, hanlar, hamamlar kalır. Çalıştır. Rızık değişmez. Koşup çalışmakla mirasçı malı artar. Kurtul kuyup mirasçı malı helaldir. Hayırda kullanırsa sevabı kendine, günahta kullanırsa mirası bırakanadır. Neden haramzade evladına, iyaline o malı bıraktın da onlar zulüm ile bu malı yediler. Sen sebep oldun, günah mal sahibine kalır. Bunu duymadınız. Kurtul Kulüp, Ebu Talip Mekki Hazretleri, ikinci cilt. Biriktir, biriktir. Ölen kimsenin ruhunu melekler semaya kaldırır. Melekler ölen kimse için Allah'a ne getirdi derler. Onlar böyle konuşurken mirasçılar babamız ne mal bıraktı derler. Üç dükkan dört el ama borcu da var. Daha çok çalışsaydı sekiz el olsaydı derler. Derler, derler. Daha ruhun huzuru ilahiyedeyken
senin mirasçılar, senin çatır çatır kıyamayıp yiyemediğin, yiyemediğin malını özene bezene yerler. İşte senin dünya mirasın budur. Dünyaya rağbet işte kesindiriz. Zühtle, zühtle sabır metanet ister. Zühd harama karşıdır. Allah-u Teala helalı mübah kılmıştır. Ama zühd sahibi nimeti yerinde kullanır. Emaneti hakkıyla sarf eder. Emanetler çoluk çocuk, kadın, mal, mülk itaatle Allah'a çevirir. Onun için Cenab-ı Hak ayet-i celilede Sûr-i Nisa 77. ayette de ki dünya meta azdır, takva sahibi olanlar için ahiret daha hayırlıdır. İşte biz aldanıyoruz. Halep'te, Şam'da, Almanya'da 30 sene çalışırsan dünya malı azdır. Dünya meta azdır. Takva sahibi olanlar için ahiret daha hayırlıdır. Yine ayeti celile Rabbim Teala buyurur. Sure-i El-Hadid 23. ayeti celile elinizden çıkana üzülmeyiniz. Size verdiğine de sevinip şımarmayınız. Biliniz ki, ben söylüyorum bunu, elinize verdiği şımarırsanız günaha götürür. Elinize verdiğine sevinirseniz şımarırsanız günaha götürür. Az verdi diye üzülürseniz hırsa götürür. Hırs haramdır, şımarıklık haramdır. Rabbim ne verdi, ne güzeldir. Tayin ettiği ne kadar hoştur. Sen gel Sofi, verilene razı ol. Saçını süpürge, ömrünü eliktirip süpürgesi yapıp geridekilere mal biriktirmeye çalışma. Allah dert verir, yiyemezsin. Adına şeker derler, adına kalp derler, adına damar sertliği derler, adına kan hastalığı derler. Sulanır, katılaşır. Vallahi şımarırsanız yiyemezsiniz. Sevinirseniz elinize geçmez. Mirasçıların hesabı boynunuzda kelepçe gibi kalır. Yazık değil mi ömrünüzü Avrupa ülkelerinde saçınızı süpürge yaptınız, ömrünüzü kilim yaptınız, yiyemediğinizi biriktirdiniz, vebalin ne olacağı bilemediğiniz mirasçılara bıraktınız. Dünya bu. Daha kabire girmedik. Dünyadayız daha hoca efendi. Hani dünya nedir nedir diye beni sıkıştırmasınlar. Peki gerçek zühd nedir? Zahit kimdir? Verilenle Allah'a itaat eder. Hırsı tamahı kaldırır. Yerli yerinde kullanır. Onun için Süfyan-ı Sevir Hazretleri kuru ekmek yeme, aba giyme zühd değil. Bu dünya böyle değil. Kuru ekmek ye, aba giy. Hayır, bu zühd değil. Dünyanın geçici olduğunu bilir. Gayrimeşru mal toplama.
kudursun. Dilimci gibi zelil gezme, perişan gezme, evde bir kaşık çorbayla yaşama. Hayır, bu değil züht. Nedir? Topladığın dünya malını hak yolunda kullan. Gayrimeşru daireye girme. Cüneyd-i Bağdat'a Hazretleri züht. Elde bulunmayan şeye gönülde yer vermemektir. Ne kadar güzel. 4 ay olmuş, 5 olsa, 5 olsa pınarlar yakın, sıcak sular yakın, yanımızdaki bağlık bahçeler yakın. Hayır, hayır, Cüneyd-i Bağdat'a Hazretleri gönül verme. Gönül verilse züht bu değildir. Yahya bin Muaz, şu üç güzel huyu taşımayanın zühdün hakikatine ulaşamaz. İşi Allah için yap, söylediğin sözü ahiretine sermaye kıl, başın olma arzusuna kapılma, izzetini rencide etme. Evin efendisini olduğunu unutma, çoluk çocuğuna köle olma. Burası çok zor. Burası çok zor. Çocuğum, Osman'ım, Hasan'ım, kızım, Zahra'm, köle olma. Seni yaratan Allah onların da halikidir. Sana verdiği rızkı ona da yetiştirir. Allah pinti midir ki sen onlar için hayatını yok ettin? İşte bundan gider adam, Hasan, Osman, İsmail. Demek Allah pintidir. Allah pintidir. Vermeyi verir, iyi mi ben çocuklarıma yılayım? İşte o zaman helal bıraktıysan sevabı onlara, haram bıraktıysan günahı seni bulur. Dünya ne kadar zormuş. Bundan yanıyorum ben. Bişri Afi zühdü bir padişaha benzetir. Kötü çirkin huylar arındırmadan kalpte ikamet edilmez. Kötü huylardan arın, Allah'ın rızasına uygun yaşa. Bu zühdü. Demek dünyanın ölçüsünde bir hukuk var. Sana bana göre dünya tarif edilmemiş. Allah Resulüne elçisini göndermiş. Kur'an-ı Kerim'de tayin etmiş. Senin hukukun ayrı, çocuğun ayrı. Karının ayrı. Çoluğun çocuğun diye ateşe kendini atma. Onların arkandan bir Fatiha okuyacakları şüpheli. Hızlı gidiyoruz. Yol uzun. Ölüm anı sonrası. Dua edin de ben işimi bitireyim. Çok yol var. Çok yol var. Dua edin. Adım adım gidiyorum. Dünya nedir? Çoluk çocuk nedir? Kimin için helaka gidiyoruz? Komşu. Kara çoluk çocuk için. Onlar sen düşünmezler ki. Ah ah. Ölüm anı sonrası. Çok uzundu konu. Son nefeste iyi kötü olarak can vermek müminin, insanın işidir. İşte şimdi konuya girdik. İşte ölümü tatmadık, bilmiyoruz. Herkesi gömdük, ben öleceğimi anlamadım dediğim bu. Şimdi bir bak hele nasıl öleceğiz, ne yapacağız, bir bak bir. Son nefeste kötü veya hayırlı ölmek önemlidir. Kötü bir sonla hayata göz yummak felaketlerin en acısıdır.
Tövbe edip doğru yola giden kimseler fırsattan faydalanır. Her an ölecekmişcesine ölüme hazırlanan karlı çıkar. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Allah bir kuluna hayır dilediği zaman onu istihdam eder. Allah bir kuluna hayır dilediği zaman onu istihdam eder, onu kullanır. Ben patronum, fabrika sahibiyim, siz de işçi, kullanırım. Sana şu işi verin buna. Allah da bir kula hayır dilerse onu kullanır. Ne de kullanır? Sahabiler sordular. Ya Resulullah nerede kullanır? Nasıl istihdam eder? Ölmeden önce ona hayır amel işlemeye muvaffak kılar. İşte budur marifet. Allah onu kullanır. Ya Resulullah Allah o kulu hayır dilediğin nerede kullanır? Ölmeden önce hayırlı işler yapma muvaffak kılar. E Allah kullansın, ben niye çoluk çocuğa köle olayım? Niye çalışayım, yiyemiyorsun? Hapata şeker yiyorsun. Dolaşımın bozuk. Her taraf alarma geçmiş. Açık sonuna gelecek. Ölümün habercileri yok mu diyor. Vücut alarma geçer ölüm yaklaşınca. Tatlı yiyemezken şeker hastalığı, idrara çıkamazken prostat, kan dolaşıp dururken kan hastalığı, kemikler, karaciğer, akciğer hepsi alarma geçer. Allah kulundan intikam almaz, bir anda öldürmez. Ölümün haberlerini yavaş yavaş yollar. Önce istiyarlatır, kara saçlar ak olur, pırıl pırıl tenler buruşur, kanser, ülser, şeker diye 70 bela felaket sarar. Doktor mahirdir, kuyruk kemiğini keser, boyun kemiğini keser, vallahi bunlarla ölümün habercisidir. Dikkat et! Hani senin cesedindi, hey ya Rabbim, bak alıyorum yavaş yavaş, az bir şeyin kalacak, onu da zahir alır. Allah kuluna zulmetmez, alarm verir, haber verir. Ya Rabbim imdat, Allah bir kulu istihdam ederse hayır kılma muvaffak eder. Kişinin akıbetinin hayırlı olmasının alametinin birisi, yakınları, komşuları, akrabaları kimseyi incitmez. Kimsenin hakkına, hukukuna riayetsizlik etmez. Karısı emanet, komşu da emanettir. Kızı emanet, Alman kızı da emanettir. Can birdir, yaratan birdir. Nece kötü dediğin alim olur, arif olur. Nece alim dediğin zelil olur. Kimseye ayırma. Kimseye şer batma. Senin nefsinin şeri sana yetmedi mi ki? İslam bilginleri kötü akıbetin geleceğinin ufak belirtilerini söylemiş. Namaz, oruç, hac, zekatta tembellik eder. Haram, kumar, içkiye devam eder. Ana babaya, karıya, çocuğa asilik eder. Müslümanlara sıkıntı verir. Belli ki bu biraz sonra ölümde şeytanın işini anlatırken bu alametler kötü ölümün öncü haberleridir. Allah bununla zulmetmez. Namaza tembellik eder. Hiçbir iş yeri, hiçbir Müslümanın namazını kılmaya mani olamaz. Olamazsa, olursa geniş yeri arar.
Cuma'ya gitme, namazı kılma. Ya ben senin kölen değil, Allah'ın kölesiyim, Allah'ın kuluyum. O zaman o rızık aradığı kapıyı onun için haram olur. Şeriat-ı Muhammediye tayin etmiş. Çirkin işlerin alameti, ölümündeki imansız gitmenin işaretleridir. Ölüm hali öyle bir haldir ki başka hiçbir şeye benzemez. Takva sahibi Allah'ın haramlarından korkar, titrer, ürperir, pişmanlık duyar, bir günah işlese bin tövbe eder. Ölümün hayırlı alametlerinden biri budur. Ölüm ne tesadüftür, ne rastgeledir, ilahi planın akışıdır.